Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ceylan. Teknoloji sever bir diş hekimiyim. Bugün sizlere Xiaomi'nin R1 Pro katlanabilir koşu ve yürüyüş bandından bahsedeceğim. Aslına bakarsanız ne bir koşu bandı ne de Xiaomi'nin bir ürünü. Birkaç aydır bu ürünü kullanıyorum. Gelin neyin ne olduğunu teker teker konuşalım. Bu videoyu bölümlere ayırıyorum. İstediğiniz kısma aşağıdaki çubuktan atlayabilirsiniz. Bu ürün öncelikle bir Xiaomi ürünü değil dedik. Fakat ülkemizde Xiaomi ismi altında satılıyor yer yer. Bu ürünün gerçek markası Kingsmith. Biraz araştırırsanız görürsünüz. Alanlarda kutusunun üstünde zaten görecektir. Herhangi bir Xiaomi markası yok. Çok önemli bir şey mi? Hayır. Ürün kaliteli ise gayet de alınabilir. En çok merak edilen kısımlardan biri de ürünün kurulumu. Nasıl toplanıp nasıl kaldırılıyor? Gelin bunu güzelce size anlatayım. Evet arkadaşlar, şimdi biraz spor yapma vakti. Katlanır koşu bandımızın nasıl kurulduğunu bir görelim önce. İlk başta en küçük olduğu boyutu bu. Bunu yavaş yavaş açmaya başlayacağız. İlk başta şu tutacak kısmını açmamız gerekiyor. Bunu açabilmek için de yanlarda bulunan şuradaki çeviriciler var, kulaklar var. Bunları çevirerek açıyoruz. Bunları kapatırken de açarken de sıkı sıkıya kapatıp açmak lazım. Herhangi bir güvenlik problemi olmasın diye. Tamamen açtığıma emin olduktan sonra şurayı kaldırıyorum. Sonuna kadar getirip bu sefer de tam tersi yöne iyice sıkıyorum. Başlamadan önce bunları iyice sıktığınıza emin olun ki koşarken herhangi bir devrilme durumu olmasın. Bunu açtıktan sonra şu iki yanında yine iki tane kulakçıklar var. Bunları açıyoruz. Bu kulakçıklar bayağı sıkı. Ve kaldırırken açıkçası çok pürüzsüz bir şekilde de çıkmıyor. Ama sıktığınız zaman yine hafif bir sallantısı var. Ama bu güvenlik problemi oluşturacak miktarda bir sallantı değil. Tutacak kısmımızı açtıktan sonra bant kısmımızı açacağız. Şuralardan tutup burada açarken bu koşu bandının bant kısmı hareket ediyor biraz. Onu ortalamaya dikkat edeceğiz. Sağdan soldan eşit pay kalacak şekilde açacağız. Bunu ayarlayamazsanız sağ altında bir tane yuvası var. Bu bandın sağa ya da sola geçmesini, kaydırmasını, kalibre etmesini yapabilmek için. Tabi cihazımızı çalıştırabilmek için güç vermemiz gerekiyor. Açıkçası çok uzun olmayan bir kablo ile geliyor. Bu koşu bandı olduğu için hani pozisyonu bir kere kurdunuz mu çok fazla ayarlayamayacaksınız. Priz de uzaktaysa eğer bu biraz kısa kalacaktır. Şu tarafta kablonun gireceği yer bulunuyor. Bunu taktıktan sonra üçlümüz takıyoruz. Açtığımız gibi ses geldi. Bu bölümde bir tane 0-1 tuşu var. On off tuşu yani. Biz açıkta unutmuşuz. Normalde onu kapatıp tekrar açtığımızda benzer bir ses geliyor. Açılmış oldu cihazımız. Cihazımızı kontrol edebilmek için kumandamıza ihtiyacımız var. Bu kumandamız gayet basit kontrollere sahip üzerinde. Şöyle de göstereyim. Açma tuşu, hızlandırma tuşu ve modlar seçenekler arasında geçebileceğimiz bir tuşu var. Şunu da unutmadan söyleyelim. Şu güvenlik aparatını takmadan kesinlikle koşu bandını kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu da cihazımızın şurasında bulunan sarı bir kısım var. Oraya takıyoruz. Açıkçası biraz ucuz bir yapısı var. Yeni bir model çıkarsa bunun da güncellenmesi çok güzel olur. Bayağı ucuz hissettiriyor çünkü. Bunu da artık kazağınızın üstüne, eşofmanınızın kenarına falan yerleştirebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Çünkü herhangi bir durumda bunu çektiğiniz zaman, diyelim ki biz başladık şu an yürümeye. Cihazımız başladı, yürüyoruz. Diyelim ki takıldık, düştük, bir sağlık problemi yaşadık. Şunu çekecek ve cihazı durduracak. Yani daha fazla bir sakatlanma, yaralanma durumu olmaması için önemli bir şey. Orta tuşuma basarak tekrardan harekete geçiriyorum. İkinci hızla cihaz çalışmaya başlıyor. Yürürken bu emniyet tutacağını tutmayı da unutmayın. Koşarken tutamazsınız tabii. Hani o kadar da sağlam değil çünkü. Yavaş yavaş hızlandırıyorum. Yarımşar yarımşar hızlanıyor. 2, 2.5, 3 gibi yavaş yavaş artıyor. Şu an manuel modda çalıştırıyorum. Genelde herkese bu modda kullanmasını tavsiye ederim. İşi çok karıştırmaya gerek yok. Yürürken ilk olarak hissettiğim en büyük problem katlanma kısmı. Yani nasıl katlanan telefonlarda dokunurken orayı hissediyorsanız, katlanan koşu bandında da bu eklem kısmı gayet hissedilir. Öyle çok da göz ardı edebileceğiniz kadar
hafif bir katlantı hissi yok. Ben ince tabanlı bir ayakkabı giyiyorum. Tabii bunun da etkisi var. Ne kadar kalın tabanlı bir ayakkabı giyerseniz katlanma kısmını o kadar hissetmezsiniz. Eksi tuşuna basarak yavaşlatıyorum. En yavaşta da 0.5-0.5 inerek 0.5'tan sonra tamamen sıfırlanabiliyor. İnmeden önce bunu da çıkartıyorum ve sporumu bitirdim. Aynı zamanda cihazın kumandasının şöyle bir silikon tutacak kısmı var. Bunu bileğinize geçirirseniz düşürmeden, elinizde de taşımadan rahat bir spor yapmış olursunuz. Şimdi sporumuzu yaptık. Her şey yolunda. Cihazı toparlamak istediğinizde nasıl bir süreç bizi bekliyor? Gelin bir de bundan bahsedelim. Toparlarken yapacağımız şey, açarken yapacağımız şeylerin tam tersi hareketler. Ne yapıyoruz? Önce bandımızı ikiye katlayarak başlayacağız. Gördüğünüz gibi bu katlama esnasında çirkin bir ses çıkıyor. Çok endişelendirici bir ses. Ama bir sıkıntı da çıkartmadı açıkçası. Bu arada cihazı kapatmadan katladığım için kontrol paneli kısmında fault diye bir yazı çıktı. Yani cihaz katlandı diye. Cihaz katlandığını kendisi algılayabiliyor. Bant kısmını katladıktan sonra yapacağım şey tutacak kısmındaki kulakçıkları açıp indirmeye başlamak. Gördüğünüz gibi ben açtıktan sonra kulakçıklar tekrardan kendisi düşüyor ve cihazın aşağı inmesini zorlaştırıyor. O yüzden bir taraftan tutup bir taraftan aşağı itmeniz gerekiyor. Ki bu cihazla ilgili en sevmediğim özellik de bu açıkçası. Yani şu şekilde üstüne çökerek kapatmaya çalışıyorum adeta. Yine bu cihazda beğenmediğim özelliklerden birisi de bu. Cihazımızın tuşunu kapatmayı unutmuştuk. Onu da kapatıyoruz. İşini de çekiyoruz. Bunlardan kurtulduktan sonra tutacak kısmını da tamamen serbestliyoruz. Sonuna kadar açtığımıza emin olalım. Çünkü sonuna kadar açmadan hareket etmiyor. Sonuna kadar açtık. Serbestlendikten sonra pozisyonunu aldırdık. Ve şimdi bu tutacakları, kulakçıkları tekrardan sıkıyoruz. Hani aslında aşırı zor bir işlem değil. Fakat şunu da söylemem gerekir ki her yürüdükten sonra, her koştuktan sonra da toparlanabilecek kadar da kolay değil. Cihaz her ne kadar klasik koşu bantlarına nazaran hafif olsa da öyle hani kol çantası gibi de taşıyabileceğiniz bir şeydir. Hani bildiğiniz kol çalışırsınız bununla. Cihazı katladığımız zaman şu katlanan kol kısmında bir sallanma durumu var. Herhangi bir sıkıntı yaratır mı? Yaratmaz. Ama taşırken sağa sola çarpma ihtimali var. Taşırken buna da dikkat edin. Formdan düşmüşüz bayağı. Daha sık kullanmam gerekiyor. Sporda kendinizi asla susuz bırakmayın. Evet, sporumuzu da yaptığımıza göre biraz teknik özelliklerden bahsedebiliriz. Hatırlarsanız videonun başında bunun bir koşu bandı olmadığından bahsetmiştim. Üzerinde koşamadığınız için değil, ürünün hızı ona kadar çıkıyor. Fakat bu koşabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu ürünlerde en önemli olan şey ürünün motor gücüdür. Bu yürüyüş bandında ise 1.25 beygir gücünde bir motor var. Bu ne demek oluyor? Bize kaç lazım? Genelde yürüyüş bantlarında 1.5-2 beygir gücünde motorlar bulunur. Biraz zayıf bir motor ama yürüyüş için gayet yeterli. Ben kullanırken bir sıkıntısını çektim mi? Hız olarak hayır ama bant stabilitesi olarak biraz hareket ettiğini hissedebiliyorum. Ben çok zayıf bir insan değilim. Şu aralar 90-92 kiloyum. Onunla da alakalı olabilir. Fakat bu cihaz bize normalde 110 kiloluk insanların bile çıkabileceğini vaat ediyor. Ama bunu koşu bandı yapmayan şey şu. Normalde koşu bantlarının motor gücünün 2.5-3 beygir gücüne kadar çıkmasını isteriz. Biraz araştırma yaparsanız bu fiyat bandında katlanabilir olmayan klasik koşu bantlarının motor güçlerinin daha fazla olduğunu göreceksiniz. Ama genel olarak katlanabilir bantlarda motor gücü zayıf. Motorun küçük olmasının sebebi de tahminimce ne kadar küçük motor o kadar kompakt tasarım diye düşündüklerini zannediyorum. Evet, kapasitesi 110 kilo dedik. Genelde okuduğum makalelere göre koşu bantlarının kapasitesini bir 20 kilo kadar daha aşağıda kabul etmek gerekiyor. Açıkçası ben kullanabiliyorum.
muyum 90-92 kilo ile? Evet, ama daha fazla bir insanın rahat kullanabileceğini hiç zannetmiyorum. Diğer önemli özellik ise yürüdüğümüz bandın genişliği. 44 cm genişliğinde bir bant bulunuyor burada. İlk başta üzerine çıktığımda dar mı acaba dedim ama gayet de yeterli bir genişlik. Diğer ürünlerde de daha fazla kalınlıkta çok fazla bant gözükmüyor zaten. Bant uzunluğuna gelecek olursak 120 cm'lik bir yürüme mesafesi bizi karşılıyor. Bu konuda da herhangi bir eksiklik çekmedim. Genelde zaten son üçte birlik kısımda hiç yürümüyorum. Genelde orta ve ön kısımda yürüyorum. Cihazın alt ön kısmında bulunan, yürürken de görebileceğiniz yerde bir LED gösterge bulunuyor. Bu panelde ihtiyacımız olan bütün temel bilgilere erişebiliyoruz. Hazır panelden bahsetmişken hız seviyelerinden de bahsedelim. Cihazın hızını 0.5-0.5 arttırabiliyoruz. 0'dan 10'a kadar çıkıyor. Hani 10 km hızda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Evet, motor sesi biraz yükseliyor ama cihaz gayet de 10 km hızda gidebiliyor. Yani teknik olarak koşabiliyorsunuz ama bu motoru zorlayacaktır. Uzun vadede ömrünü kısaltacaktır. Zaten bunlar ev içi ürünler olduğu için çok fazla hızlı koşup da komşularınızı rahatsız etmeye de gerek yok. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Koşu bantlarının bir kısmında eğim ayarı olur. Eğimi arttırarak daha çok kalori harcamayı hedefleyebilirsiniz. Fakat bu cihazımızda herhangi bir eğim ayarlama özelliği yok. Sadece hareket edebilen taban kauçukları sayesinde zemininizdeki yamukluğu telafi edebilirsiniz. Bu arada cihaz iletişim sağlamak adına Bluetooth 5.1 ile geliyor. Gayet güncel. Buradan feragat edilmemesi güzel olmuş. Genel olarak deneyimlerimi bir toparlayacak olursam durum şöyle. Başta pozitif yönlerinden bahsedelim. Tabii ki de en önemli pozitif yanı katlanabilir olması. Günümüzde evlerin küçüldüğünü düşünürsek her zaman büyük bir koşu bandını yerleştirebileceğimiz bir konum bulunmuyor. Her ne kadar bazen evin tasarımından feragat edip bir koşu bandı yerleştirebilsek bile bazen bir misafirimiz geldiğinde onu ortada istemiyoruz. Ve onu toparlayıp bir yere kaldırmak mümkün olmuyor. Ama bu koşu bandıyla, yürüyüş bandıyla bu artık mümkün. Koltuğunuzun kenarına kaldırıp koyabiliyorsunuz. Bu özgürlüğe sahip olmak gerçekten çok iyi. Ya da atıyorum yazlığınız vardır, yılın belli zamanını orada geçiriyorsunuz. Atarsınız arabanın arkasına, götürürsünüz. Seçeneğinizin olması her zaman iyidir. Hani altı yüksek bir koltuğunuz varsa onun bile altına atabilirsiniz. Bu arada internette gördüğüm başka bir kullanım şekli de şu. Tutacak kısmını tamamen indirerek masanın altına sokup çalışırken bir taraftan da yürüyebilirsiniz. Bu koronadan ötürü zaten home office çalışan bir sürü insan var. Onlar için de gayet mantıklı bir kullanım senaryosu olabilir. İkinci en bayıldığım özelliği ise tasarım. Tasarımı muazzam, çok şık, kullanılan renkler birbiriyle uyumu, gayet klas bir tasarıma sahip. Hani bunu bir odanıza koyduğunuz zaman kazulet gibi durmuyor. Ve tabii ki mobil uygulama desteğinin olması da her zaman bir artı. Evet, hızlıca biraz da mobil uygulamadan bahsedelim. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben mobil uygulamayı kullanmıyorum. Cihazın kendi üzerindeki kumanda kontrolleri ve üzerine görebildiğim veriler benim için yeterli oluyor. Ama yine de gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi KS Fit, yani King Smith'in KS'si bir uygulamamız var. Bluetooth için istiyor vesaire. Burada cihazı mobil uygulamaya bağlamayacağım ama bağlamak istediğinizde burada direkt modelleri görebiliyorsunuz. Bizim R1 Pro'muz da şurada gözüküyor. Geri gelecek olursak benimki sekmesinde cihazınızla alakalı şeyleri burada da görebiliyorsunuz. Exercise Data'da idmanınıza ait verileri görebiliyorsunuz. Ağırlık verileri var. Çok aşırı da bir şey yok aslında. Şurada da koşu planlarıyla alakalı şeyler var. 30 günlük bir plan. Bu plana sadık kalarak sporunuzu yönetebilirsiniz. Planın başlama zamanını ayarlıyorsunuz vesaire. Ve katılmış oluyorsunuz bu plana. Genel olarak basit bir arayüzü var bu uygulamanın. Cihaz üzerinde gördüğünüz bilgileri burada da takip edebilir. Kendi antrenmanlarınızın kayıtlarını tutabilir ve gelişiminizi, devamlılığınızı buradan takip edebilirsiniz. Bu arada söylemeyi unuttuğum bir şey var. Cihazın tutacak kısmında bir tablet yerleştirme bölümü var. Buna bayıldım. Uzun sıkıcı yürüyüşlerde oraya bir tablet koyup dizinizi, filminizi izlemek muazzam eğlenceli oluyor. Net söylüyorum, benim gibi sıkılan biriyseniz yürüyüş bandında spor sürenizi iki katına çıkartır. İyi düşünülmüş bir detay. Bunlar haricinde baktığınız zaman öyle inanılmaz bir artısı da yok. Anlaşılacağı üzere negatif yönlerine geliyoruz. İlk negatif yönü motorunun zayıf olması. Yürüyüş için yeterli olacaktır ama niyetiniz biraz koşu yapmaksa ya da kilonuz biraz fazlaysa bu motor zorlanır. Niyeti ciddi spor yapmak olanlar varsa bu bantları tercih etmesinler. Madem bu kadar bütçeleri var, bu bantta bulunan klasik tasarımlı yürüme bantları gayet güçlü motorlara sahip koşu bandı oluyorlar yani. Onları tercih edebilir.
şeyler. Ama kullanımda pratikliği bozan en büyük şey ise katlama açma işlemlerini yaparken bant sağa sola kayıyor ve her seferinde onu açarken biraz kalibre etmeniz gerekiyor. Kalibrasyonu kaçırırsanız yandaki vidasından tekrar kalibre edebiliyorsunuz ama her seferinde bunu düşünmek biraz eziyet oluyor açıkçası. Tasarımda bence düzeltilmesi gereken en önemli şey bu bandın sabitlenmesidir. Bir diğer negatif özelliği ise genel olarak her ne kadar malzeme kalitesi güzel olsa da tutunma kısmı hiç stabil değil. Burada bir kalite artışına gidilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten oradan destek almanız gerektiği zaman size güven vermiyor. Gayet de sallanıyor. Tasarımda bir geliştirilmesi gereken şey ise katlama kısmı. Her ne kadar zamanla alışıyor olsanız da o katlama kısmı yürüyüş esnasında gayet belirgin. Onu nasıl yaparlar artık bilmiyorum ama katlanır telefonlarda da benzer bir muhabbet var. O katlanma kısmı özellikle ince tabanlı ayakkabılarda çok hissettiriyor. Bunu kalın tabanlı bir ayakkabı kullanarak siz de çözebilirsiniz. O kadar konuştuk, peki tavsiye eder miyim kısmına gelirsek kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bu yürüyüş bantları, koşu bantları camiasında devrim niteliğinde bir ürün. Başka markalarda da var. Bu ürüne özgü değil ama açıkçası ben yıllardır evde yürüyüş yapmayan bir insanım. Kış ayları oluyordu, soğuk oluyordu. Spor salonuna gitmeye üşeniyordum ve kesinlikle o spor yapılmıyordu. Ve gerçekten cihazın katlanabilir olması problem çözen bir özellik. Sırf bu yüzden bile tavsiye edebilirim. Ama dediğim gibi cihaz fiyat konusunda sadece biraz sıkıntı var. Uygun fiyatlı bir ürün değil. Ben 3300 lira bandında almıştım. Şu an 6000 liralara kadar fiyatı dayanmıyor durumda, 5-800'lerde. Yani indirim kovalamak lazım. Umarım gelecek zamanlarda böyle daha fazla ürün görürüz. Rekabet artar. Hem tasarım gelişir hem de fiyatlar düşer. Biz son tüketiciler her zaman kendi çıkarız bu işten. Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınızda takılan şeylere cevap verebilmişimdir. Hala merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlar kısmında muhakkak sorun. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu kadar içerik üretiyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de bir beğeni ve abonelikle teşekkürünüzü gösterebilirsiniz. Bu ve bunun gibi teknolojiyle alakalı videoları daha çok görmek istiyorsanız takipte kalın. Ama her şeyden önemlisi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.